Yine sizlere sıklıkla anlattığım bir konu, zehirli guatrın tedavisinin ve takibinin artık çok değiştiği. Bunu ben 8 seneden beri hastalarımı bu şekilde takip ediyorum ama 3 yıl önce de kılavuza kronik takip olarak giren bir madde bu. Şimdi şöyle düşünün. Zehirli guatr, yani tiroid bezinin T3 ve T4 hormonlarını fazla sentezlemesi. İki ilaç var. Tramazol, propisil. Propisil sadece gebelikte kullanılır. Birincil tercih tramazoldur. Tek firma zaten. Hani ara ara bu yoka giren ilaçtan. Tramazol bütün hastalarda ilk önce verilmesi gereken ilaçtır. Şimdi bu hastaların T3 T4'leri yüksek gelir. TSH'ları da baskıdadır. Siz tramazolu verirsiniz. Kitaplarımızda şöyle bir şey yazar. İşte bu tarz antitiroid ilaçların bir seneden fazla kullanılması doğru değildir. O nedenle bir seneden daha uzun süreli bu ilacı kullanıyorsa veya ilacı kestin tekrar nüksediyorsa atom veya ameliyat, yani kalıcı tedaviyi önerir. Hala kılavuzda bunlar yazar. Ancak biz eski yıllarda çok yüksek doz kullanıyorduk, kullanmak zorunda kalıyorduk bu ilaçları. Yüksek dozda tabii ki ömür boyu veya uzun yıllar bu ilaçlarla takip edilemeyeceği için kalıcı tedaviyi tabii ki söylüyorduk. Ama günümüzde zehirli guatrın, yani Graves'in çok hafif formlarını görüyoruz. TSH reseptör antikorunun çok yüksek olmadığı, yarım veya bir tablet, bazen 1,5 tablet ilaçla çok rahat takip edilebilen, zaman zaman ilacı kesilip nüksetse bile yine yarım bir tabletle kontrol altına alınabilen hastalar bunlar. Bu tarz gruptaki hastalar tabii ki hani özel şeyler olabilir. Mesela hemen doğum yapmak isteyebilir, hamile kalmak isteyebilir. Farklı nedenler olabilir ama genelinden söz ediyorum. Öbür türlü işte bir seneyi geçti, bir tablet ilaç kullanıyor. Hadi seni ameliyat edelim veya atom tedavisi yapalım dediğimiz zaman daha iyi bir hale getirmeyeceğiz hastayı. Tiroidi kaybolacak, tiroidi gidecek ve ömür boyu diğer ilacı kullanacak. O nedenle günümüzde özellikle bu hafif seyirli Graves hastalarını kronik takip dediğimiz uzun yıllar, belki de ömür boyu takip edebiliriz. Burada kriter dozu, ilacın dozu. İlacın karaciğere veya kemik iliğine bir reaksiyon oluşturmaması, yani yan etkisinin olmaması ve TSH reseptör antikorunun da 3'ün altında olması. Bu kriterlere kişi uygunsa çok uzun yıllar kalıcı tedavi olmadan, yani tiroidini kaybetmeden bu hastalar takip edilebilir. Yine bu videoda özellikle Graves hastalığının hafif formlarının takip edilebileceğinden söz ettim. Çok çarpıcı bir şekilde 20 tane Graves hastası geliyorsa inanın 19-18 tanesini takibe alıyorum. Bunlar takip sırasında bazıları, birkaç tanesi ameliyat veya radyoaktif iyot endikasyonu oluşabiliyor ama büyük bir bölümü de takiple normal ömrünü yaşıyor.